Evet arkadaşlar Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Doğrusal bir yörüngede hareket eden iğme zaman grafiği şekildeki gibi olan aracın 0 t zaman aralığındaki yer değiştirmesi 0 ise ha 0 t zaman arasındaki yer değiştirmesi sıfır ise bunun VT grafiğini çizeyim arkadaşlar. Şu şekilde de olabilir. Bakın şu şekilde de olabilir. Şöyle de olabilir. Yani T anında sıfır ise VT anında arkadaşlar şu alanla şu alan birbirine ne olmak zorunda eşit. Tam eğimleri birbirine eşit olduğu için şuraya da T bölü 2 diyebiliriz. Araç T anında bir hızı vardır. Doğru. Burada da olsa böyle de gelmiş olsa yani şunu demek istedim gençler. Şu şekilde de gelmiş olsa bir hızı Olacak. T1-2 anında eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçtiği için yön değiştiriyor. Doğru. Araç 0-T zaman alanında sürekli hızlanmıştır. Bakın ilk önce ters yönde yavaşladı sonra hızlandı. Burada da pozitif yönde yavaşladı sonra hızlandı. Bu yanlış oluyor. O zaman cevabımız C seçeneği doğrudur.